Sayın Bahçeli Kürt sorununda kendisine muhatap olarak İmralı'nın yanı sıra DEM Parti Genel Merkezi'ni seçti. Fakat işte Edirne diyerek Selahattin Demirtaş'ı ve Kandil'i muhatap olmaktan çıkardı. Bu yaklaşımı nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi şöyle, yani bir sorun çözümü için bir zemin oluştu da kimin muhatap olduğu olacağı meselesi tartışmaları, yani bilmiyorum ne kadar çok doğrudur. Yani bu bütünlüklü bir meseledir. Bu meselenin tarafları var. Yani DEM Parti çıkıp işte PYK silah bırak demez. Yani dese ne yazar? Tabii ki bir tarafı Sayın Öcalan'dır. Yani kendi partisine çağrı yapacak olan odur. Ama bu meselenin meclis zemininde muhatabı DEM Parti'dir. Bu konuda üzerine düşen her şeyi yapar. Selahattin Demirtaş dahil olmak üzere cezaevinde bulunan bütün arkadaşlarımızla diyalog içerisindeyiz. Bu meseleyi kendi başımıza yürütmüyoruz. Bu tartışmalar başladığı zaman başta Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş, Selçuk Mızraklı olmak üzere, Leyla Güven olmak üzere dört bir tarafta cezaevinde bulunan arkadaşlarımızla da bir tartışma yürüttük. Ortak bir çerçeve ortaya koyduk. Bunun bir sürece dönüşmesi halinde cezaevindeki Selahattin Demirtaş dahil olmak üzere katkı sunacağını, katkı koyacaklarını belirttiler. Dolayısıyla keşke hani bir çözüm süreci ortaya çıksa da kim muhataptır tartışmasını daha sonra yapsaydık. Bizim için öncelikli olarak bunun bir sürece dönüşmesidir. Muhatabiyet konusunda bir sorun yok. Muhatabiyet konusunda Kürt tarafı arasında bir çelişki, bir çatışma yok. Kamuoyundan okuyoruz. İşte kimi yorumlara bakıyoruz. Burada öyle bir şey varmış gibi yansıtılıyor ama doğru olmadığını belirtmek istiyorum. Birlikteyiz, beraberiz. Hepimizin temel amacı bu sorunun çözümüdür. Selahattin Başkanı'nda, Figen Başkanı'nda, Leyla Güven'inde, Ayşe Gökkan'ında, cezaevindeki yüzlerce arkadaşımızın da temel amacı bu sorunun çözülmesidir. Yani siz bir sormadan söylediniz aslında. Bir konuşulan bir iddiada hani DEM Parti'de bu konuda fikir ayrılığı olduğuna dairdi. Siz öyle bir ayrılık yok. Biz netiz çözüm ve muhatabı konusunda DEM Parti ve eski HDP'liler, eski DEM'liler net. Onu mu bir kere daha vurgulamış olayım ben? Öyle mi? İsmail Bey, 34 yıl oldu siyasetin için. 34 yıl oldu. Şunu söyleyeyim. Emin olun her dönem aynı soruyla karşılaştık. Kim güvercin, kim şahin, kim çözüme yakın, kim karşıt? Emin olun 34 yılda hiç böyle bir tabloyla karşılaşmadım yani. Şu anda cezaevindeki arkadaşların tamamı bu sorunun mağduru. Bu sorunu yaratan ve çözmeyenlerin mağduru. Dolayısıyla bu sorunun çözümünü onlar bizden daha çok istiyor. Çünkü şu anda bedelini hücrelerde yatarak onlar ödüyorlar. Bizim camiada, bizim zeminde hiçbir zaman ikili bir yaklaşım olmamıştır. Sorunlara, meselelere yani farklı nüanslarla bakabiliriz. Ama bütün esas hakkındaki Çukurca ilçe başkanı da, Edirne il başkanımız da, genel merkezdeki yöneticimiz de aynı gözle bakar, aynı perspektifle bakar. Biz 24 saat örgütümüzle iletişim içerisinde olan, kurullarını toplayan, en ufak meseleyi kurullarıyla tartışan, kurullarıyla karar alan, oy veren seçmenin düşüncesini hesaba katan, yakın zamanda işte bölgelerde toplantılar yapacağız, bütün örgütü yapımızı toplayacağız. Böyle bir siyasi partiyiz. Biz tabanımız adına, cezaevindeki arkadaşlarımız, yoldaşlarımız adına konuşan, siyaset yapan bir gelenekten gelmediğimiz için bu tartışmaları da hayretle izliyoruz. Peki, ben kısa bir soru daha soracağım, sonra size bırakacağım. Şimdi aslında bu süreç bir anlamda Devlet Bahçeli'nin mecliste sizinle ve Sırrı Bey'le herhalde el sıkışmasıyla başlayan bir süreç. Ondan sonra herhalde kaç gün geçti? 25 gün geçti. 1 Ekim, 24 gün geçti. 28-29 gün geçti. Bir ay geçti. Bu süre zarfında MHP'lilerle ya da AK Partililerle bu konu üzerinden bir diyaloğunuz, bir temasınız
Oldu mu? Şimdi şunun için soruyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir şey söylemesini bekliyorsunuz. Başka şeyler söylendi mi yani? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olmasa bile AK Partililerden, MHP'lilerden gelip sizinle diyalog kuran oldu mu? Bir soru ekleyeyim ben buna. Cumhurbaşkanının suskunluğunu neye bağlıyorsunuz? Devlet Bahçeli'nin çıkışı size göre müstakil bir çıkış mıdır? Erdoğan'ın bilgisi dahilinde midir? Ve Erdoğan susarak aslında Devlet Bahçeli'nin çıkışından farklı bir düşünceye sahip midir? Sizin kanaatiniz ne? Evet. Bizim herhangi bir AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partili yöneticiyle bir temasımız olmadı, bir görüşmemiz de olmadı. Emin olun açık kapalı kaplar ardını belki merak ediyorsunuz. Böyle bir temas olmadı. Daha çok basın üzerinden, demeçler üzerinden bu meseleye dair oldukları için okuyoruz. Hani keşke olsa. Yani biz bu meselede bize gerçekten işte iktidar mensuplarından birileri gelirse oturup konuşuruz. Meseleyi tartışırız, kendi düşüncelerimizi belirtiriz. Ama açık kapalı bir şekilde böyle bir temas, böyle bir görüşme olmadığını belirtmek istiyorum. Bence biraz önce evet çok önemli bir soru sordunuz. Bahçeli'nin çıkışından Sayın Cumhurbaşkanı'nın haberi var mı? Ya böylesine kritik bir meselede ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın haberi olmamasını düşünemiyorum. Kendi adıma bunu söylüyorum. Bence bu bir devlet stratejisi olarak okuyorum. Bahçeli durduk yere kendi adına böyle bir çıkış yapabilir mi? Çok emin değilim. Doğrusunu söylemek gerekirse bu konuda da net bir düşünceye sahip değiliz. Ama en ufak bir meselenin bile iktidar ortakları tarafından tartışıldığı, masaya yatırıldığı, en ufak meselede Cumhurbaşkanı'yla Sayın Bahçeli'nin bir araya geldiği bir tabloyu hepimiz çok iyi bildiğimiz için ben yani bir haberi olduğunu tahmin ediyorum. Bu benim yorumum, benim düşüncem. Bence bu bir stratejinin bir parçası olabilir. Yani keşke öyle olabilse. Yani buna karşı değiliz. Keşke Sayın Bahçeli'nin çıkışı gerçekten bir devlet aklının, bir iktidar aklının, bir iktidar paydaşlarının ortak tartıştığı gerçekten bir sürece evrilecek bir çıkış olabilseydi. Biz bundan rahatsız olmazdık. Sizce Cumhurbaşkanı neden suskun Tuncel Bey? Bence Cumhurbaşkanı biraz anlamaya çalışıyor. Kamuoyunu yoklamaya çalışıyor. Şimdi biz mesela şöyle yaklaşmayız. Bu süreçte kurduğumuz bir sözün, attığımız bir adımın bize kaç oy kazandıracağını, işte anket sonuçlarının ne olacağıyla biz bu süreçleri değerlendirmeyiz. Emin olun Kürt meselesi demokratik yollarla çözülsün, biz hiç parlamentoda olmayalım. Bizim derdimiz parlamentoda olmak, bir puan arttırmak, kaç tane oy fazla almak gibi bir amacımız yok. Bizim amacımız bu meseleyi çözmektir. Muhtemelen izliyorlar, anlamaya çalışıyorlar. Acaba kamuoyunu meseleyi nasıl yaklaşıyor? Belki de kamuoyuna bakarak bir çıkış yapacaklar. Bundan çok emin değilim. Ama şunu belirtmek istiyorum. Öyle ya da böyle, sizin bu konuda sorduğunuz sorular değerli, kıymetli, önemlidir. Artık Kürt meselesi kendisini dayatmıştır. Bu ülkenin 3 trilyon dolarları bu mesele yüzünden heba edildi, yok edildi. Savunmaya, güvenliğe harcandı. 100 yıldaki bu inkar politikası da bir arpa boyu yol almadı. Artık bu ülkenin ne ekonomik olarak ne zaman olarak kaybedecek tek bir dakikası yoktur. Bu ülkeyi sevenler, bu ülkeyi sevdiğini söyleyenler, bu ülkenin geleceğini düşünen, hangi siyasi partiye mensup olursa olsun hiç fark etmiyor. Bence bu meselenin artık hal yoluna girmesi ve çözülmesi gerektiğini söylemeleri gerekiyor. Onun için ben Bahçeli'nin bu meseleyle ilgili ortaya koymuş olduğu düşünceleri çok garipsemedim. Bu ülkeyi seven herkesin bir biçimini artık bu soruna bir şey demesi gerekiyor. Bak inkar çözmedi, isyan çözmedi, reddetmek çözmedi, cezaevleri çözmedi, susturmak çözmedi, bilinmeyen dil demek çözmedi, iradesine kayyum atamak çözmedi. Yazık. Kürtler bu ülkenin vatandaşlarıdır. Bak bu ülkenin
Bu ülkenin topraklarında hepimizin kanı var, alın teri var. Bu ülkenin kurtuluşuna hepimizin katkısı var. Bu ülkeyi birlikte savunan, birlikte kurtaran, halkların birlikte ortak kardeşçe yaşamasının kime ne zararı var? Siyaset başka bir şeydir. Siyasi mücadele yapmak bir şeydir. Ama gerçekten bu ülkeyi artık gelişmesini engelleyen, hem içeride hem dışarıda işte Türkiye'nin ciddi bir aktör olmasını engelleyen, Türkiye'nin adım atmasını engelleyen bu sorunun çözülmesi bence 85 milyonun yararınadır. Dolayısıyla bu konuda Sayın Bahçeli'nin de başka bu meseleye pozitif yaklaşan herkesin de bu meseleye bu biçimine yaklaşmasını gayet normal gördüğümüzü belirtmek istiyorum.